Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarım tümüyle devam ediyor. Şimdi de Cevizli Bağı'ndayız. Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atandı. Seçmenlerimiz, vatandaşlarımıza soruyoruz. Sizce İstanbul ve Ankara'da kayyum atanır mı? Hep beraber izliyoruz. Biliyorsunuz bir süre önce Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atandı. Bazı yazarlar gazete konuşuyor. Evet. Ankara ve İstanbul'da atanır mı, atanacak mı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ankara'da kayyum atanabilir mi, atanamaz mı? Şimdi şöyle diyeyim. Yani bu yanlış hatırlamıyorsam Van, Diyarbakır ve Mardin'e kayyum atandı. Evet, evet, belediye başkanları. Buradaki belediyeler biliyorsunuz göstere terör örgütlerine destek verdiler. Yani peki bazıları diyor, madem destek, madem ki bakın, niye tutuklanmaz diyorlar? Çalışmalarıyla destek verdiler. Bu Türkiye kamuoyu tarafından görüldü ve Türkiye kamuoyunun isteği doğrultusunda siyasi parti, iktidardaki siyasi parti harekete geçmek zorunda kaldı. Bu son derece doğal ve peki efendim destek verin, tutuklanmaları gerekmez mi? Mesela destek vermezlerse başkanlar tutuklu değil. Destek verin, tutuklanması gerekmez. Şimdi bakın, şimdi şöyle. Orası adli yargının konusu. Adli yargıya geçmiş olabilir. Biz vatandaş olarak, Türkiye kamuoyu olarak onları da takip ediyoruz. Bu yani böyle olması gerekiyor. Yani şimdi siz çıkıp peki İstanbul'a, bizim sorumuz evet. İstanbul ve Ankara'da atanabilme şansını görüyor musunuz siz? Şimdi bakın şöyle diyeyim, yani biz şu anda belediyenin yapmış olduğu çalışmalar nedir, ne değildir bilmiyoruz. Yani yapmış olduğu çalışmalarda terör örgütlerine veya dış güçlere verilmiş bir destek var mıdır? İstanbul ve Ankara için mi? Evet, İstanbul için var mıdır onu da bilmiyoruz. Yani dolayısıyla bir usulsüzlük, bir yolsuzluk veya efendime söyleyeyim yapılan işlemlerde ihalelere fesat karıştırma var mı onu da bilmiyoruz. Bunlar adli yargılar bunu ortaya çıkaracak. Devletin sistemi bunu destekleyecek ve sonuçta gereği yapılacak. Nasıl yani? Mardin Van'a atandı biliyorsunuz. Evet. İstanbul ve Ankara atabilir mi hükümet? Onu hükümetiniz bilecek. Benim bileceğim bir şey o. İstanbul'a atanması komik olur. Çünkü defalarca seçimde hile olduğu dediler, iptal oldu. Tabii ki saygı gösteriyoruz. Daha büyük farkla kazandı. Hani şu anda doğuda da kayyumlar atandı. Orada da bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnsanların iradelerine bu şekilde karşı gelemezler. Kim olursa olsun. Şimdi bu şekilde devam ettiğimiz zaman diktatörlüğe doğru gidiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü doğru değil bu. Gerekirse atanır. Neden? Gerekiyor mu? Ne düşünüyorsun? Bence gerekirse reis işini bilir, atar. Ülke için hayırlı olsun. Bunu yapamaz çünkü bu halk, yani bunu halkın orayla burayı karıştırıyor bir. İkincisi de o insanların da aslında bir şey yok kardeşim. Yani herhangi verilmiş yargı kararı yok. Yani bu bence tabii yani idarenin vermiş olduğu keyfi kararıdır. Başka bu bir şey değil yani. O insanların eğer suçu varsa olabilir. Doğrudur. PKK'ya yardım yataklı yapmışsa, para aktarmışsa o zaman i̇şte tutuklanmamışlar. Meclis üyeleri seçmemiş diyorlar. Tabii tutuklanırsın. Atarsın içeri adam. Cezası neyse verirsin. Bir ikincisi ya meclis üyeleri var kardeşim ya. Oradaki meclis üyelerinin hepsi PKK mı bunların ya Allah aşkına ya? Niye seçemiyorlar? Ya onlardan bir tanesini atarsın. Kendi aralarından seçtiler, atama yok. Ya tamam. Kendi aralarından seçiyorlar. Tabii onlardan yani. Kendi aralarından meclis üyelerinden birini seçerler. Şimdi Ankara'yı da bak aynı şey yapıyorlar. Mansur Yavaş'ı görüyor musun? Ben Mansur Yavaş'ı ben hayatımda görmüş adam değilim. Televizyonda ben seni görmüşüm. Ama harikalar yaratıyor adam. Şu anda o kadar zorluklara rağmen, güçlere rağmen bir pislikleri ortaya çıkartıyor. Atanır niye atanmasın? Şey olabilir diyorsun. Olabilir evet abi. Özgür bir ülkede yaşamıyor muyuz? Tam da kayyum niye seçilmiş diye gelmişler? Niye kayyum atansın? Demek ki bir şey bulmuşlar ki onun için atanmış yani. Öyle mi? Evet. Çok zor. Kesinlikle atanamaz. Yani o kadar cüretkar olamazlar. Atanamaz. Gerçek demokrasi varsa? Demokrasi varsa atanamaz. Hiçbir yerde milletin seçtiğini millet atar. Yanlış bir olay. Madem öyle kayyum atanacağına gerek yok. O zaman seçim yapılmazsaydı direkt atama olurdu. O zaman nerede demokrasi? İşte aynı başta söylediğim şeye geldik. Demokrasi var mı? Yok. O zaman İstanbul'a şu an umut atanamaz diyorsunuz. Evet. Atanabilir. Diyarbakır, Mardin'e, Van'a yapılan darbedir. Buraya da yapılabilir mi? Yapılabilir. CHP'ye de gelir abi. CHP'ye de gelir. Gelemez abi. Gelir. İstanbul Ankara'ya atanamaz. Neden? Burası olabilir. İstemiyoruz yani. Biz şöyle Diyarbakırlar da istemiyordu ama hükümet atadı. Yani hükümet burası olsa ne olur? Ortalık karışır.
Çarşı karışır diyorsun. Karışır. Çadır karışır. Bence böyle bir şey mümkün değil. Kayyum atanamaz. Çünkü İstanbul'da kayyum atanması gereken bir şey yoktur ya. Gerek yok. Kayyuma gerek var mı şu an? Yok. Ki gayet güzel yönetiliyor. Ben kayyum istemiyorum yani. Diyarbakır ve Mardin miydi? Oraları da istemiyorum. Yönetenler var. Ne güzel seçimle değil mi? Gelmiş. Değil mi? Seçimle gelmiş. Seçimle gelmiş bir yere kayyum sizce doğru bir şey mi? Tabii ki değil. Ben desteklemiyorum. Destekleyenleri de çok büyük kınıyorum ben. Diyarbakır, Mardin, Van'a atandı. Hükümet valileri atadı. İstanbul'da böyle bir şey olabilir mi? Onda hiçbir fikrim yok. Bence atanamaz. Neden? Ben öyle düşünüyorum benim. Bence böyle bir şey cesaret edilebilir çünkü cesaret edilemez dediğimiz ne varsa yaptılar. Yani İstanbul'daki seçimleri İmamoğlu kazandığında elinden aldılar mazbatası bir şekilde yani. Ne diyebilirsin? Diyarbakır, Van, Mardin'i yapan burada hayda yapabilir mi? Yapar çünkü baktılar ona mesela sadece bakıyoruz kimse ses çıkarmıyor hani. İstanbul'da böyle bir şey olsaydı belki Türkiye ayağa kalkacaktı ama oradakiler birazcık daha böyle medyada birkaç gün sürdü tabii. Belki de medya göstermiyordur. O da var, medya korkuyor, göstermiyor. Yani medya göstermiyor ama sosyal medya tepkisi olarak Twitter kullandığım için bahsediyorum hani. Bir iki gün konuşuldu ve sonra susuldu. Evet, mazbata mesela alınması günlerce konuşulmuştu böyle alındığı zaman ve en büyük hukuksuzluk olarak nitelendirilmişti. Son soru. Olumsuz. Onu bilemem. Mümkün değil. Neden? Onu yapamazlar. Çünkü Diyarbakır atalar ama. Arkadaki güç fazla. Yani onu yapamaz. İsterler ama yapamazlar. Atanabilir. Dediğim gibi tek adam rejiminde ben her şeyi bekliyorum abi. Bu saatten sonra yani başımda her an her şey gelebilir. Aynen öyle abi. Diyarbakır, Mardin, Van'a atanabilir. Atanacak gibi sinyaller var. Umudumuz atanmaması yönünde. Ama her şey olabilir diyor. Her şey olabilir. Aynen. Orada biraz zor. Atanamaz. Neden? Gücü yetmiyor çünkü. Hani Kürt halkının evvelden sahipsiz olduğunu düşünüyorum. Ben de bir Diyarbakırlıyım. Kürt halkına atadıkları kayyumu diğer yerlere istedikleri gibi atayamazlar. Daha büyük problemler çıkacaktır. Bugün yani devletlerin kendi iç egemenliği hususuna dayandırarak belli yerlerde belli uygulamaları olabiliyor. Ne kadar olsa da Kürt halkına yapılan bir uygulamayı Batı'da çok ilgilenmiyorlar. Çok fazla sahip çıkmıyorlar. Ama bu İstanbul'a yansırsa daha büyük bir problem çıkar ki İstanbul'a bu kayyumu atamazlar, atayamazlar. Hikaye çok farklı olur yani. Ya şimdi terörle alakalı olmaz İmamoğlu. Zaten Ankara'daki de öyle inançlı milliyetçi birisi. Teröre karşı bu ikisi de. Hani doğudakiler zaten önceden ne oldukları belli. Ama İmamoğlu'nun ne olduğu belli. Anası belli, babası belli. Onların da anası babası belli abi. Yok, onlar karışık ya. Zaten önceden... Ama bazılar diyor ki eğer suçluysa niye tutuklamadılar? Yok, tutuklamamışsa demek ki suçlu. Şimdi mesela orada şehit aileleri işten çıkarmayacaktı. Diyorlar ki bazılar işe gelmediği halde sırf şehit ailesi gelsin işini yapsın. Yok ya, yok, öyle değil işte. Normalde... Abi peki devlet istese müfettişleriyle paranın nereye gittiğini, kimi işe aldıklarını tespit edemez mi? Yani mesela şu an ben istesem şirketimde mesela birisi yanlış yapamaz. Ya şimdi onlar da dikkat etmesi lazım. Geçen kayyum atandı. Bundan sonra dikkat et ya, seni izliyorlar. Olabilir. Her şey olabilir. Olabilir, her şey olabilir abi. Çok... Atanmaması lazım. Atanabilir. Olabilir mi? Olabilir, niye olmaz? Vallahi öyle yaparsa herhalde büyük bir ayaklanma olur diye düşünüyorum. Başta ben giderim zannedersem. Zaten büyük bir haksızlık bu doğuda, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da yapılan kayyumlar. İnsanlar bileklerinin hakkıyla gelmişler sonuçta bir yerlere. Yani bunu çevirmenin ne anlamı var? Kayyumla yönetilen yer Diyarbakır ne halde? İnsanlar çok fazla şikayetçi bu durumdan. Önce bunları göz önüne alsınlar. Seçimle gelip seçimle gitmek lazım diyorsun. Aynen öyle. İnsanların milli iradesine saygı duysunlar artık. Yeter artık hakikaten. Atanmasın yani, inşallah da atanmaz. Olur mu? Olmaz. Zannetmiyorum. Olacak. Yok sanırım. Olabilir abi. Atanabilir mi? Aynen, atanabilir abi. Diyarbakır'la Mardin'le atanabilir abi. Hayır. Atanamaz mı? Hayır. Neden oraya atanama? Orada PKK'ya yardım gidiyor. Bunlar. Evet. Peki İstanbul'a kayyum atanır mı atanmaz? Ben hakkımı helal etmiyorum CHP. Niye? Ne hakkını yedin? Yo, kaza aldığı aylıklar haramdır onlara. Haram, haram. Bu ülkeye bir şey vermiyorlar. Ne yaptılar şimdi ne kar ya? Ben 65 yaşındayım. Ya bir taşı bir taşın üstüne koymadı. Allah razı olsun ya. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim ki İstanbul demek Mardin, Diyarbakır, Van demek değildir. Neden? Çünkü Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de eğer bir yanlış yapılmışsa
ülkemize veyahut da birliğimize, bütünlüğümüze karşı yapılmış bir suç işlenmişse kişiler bu suçunu, cezasını ödemekle mükelleftir. Lakin İstanbul'da Ekrem Bey'in aldığı oya baktığınız zaman insanlar onun dürüstlüğüne, temizliğine, saflığına, güzelliğine inanarak verdiğinden dolayı oradan da aldılar %50. İstanbul'da böyle bir şeyin olması mümkün değildir. İstanbul bir Mardin, Diyarbakır değildir. İstanbul'a herhangi bir şekilde halkın çoğunluğunun tercihiyle gelmiş bir İmamoğlu'na haksız yere el uzatmak insanları çok büyük bir galeyana getirir. Toplumsal bir sıkıntı olur. Yani olamaz. Mümkün değil. Hayır, öyle bir imkan yok. Olamaz. Diyarbakır, Mardin, Van oldu ama. Terörle mücadele olan bir ülkede teröristlere bu imkanları sağlayan tüm belediye başkanlarına kayyum atanabilir.